dalgalar uçuyor. Soğuk, serin bir gece. Serin bir akşam. Serin bir 6 Haziran, 7 Haziran akşamı. 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece. Ben ömrümde bu kadar küfür etmedim abi. Şimdi maç biter bitmez hemen ben maç sonuçlarını açtım. Bundan önce de bir Teyzon H3'ü inceleyeceğiz hemen. Hatta şimdi inceleyeceğiz. Sıra numara yok amına koyayım ya. Bana ne? Langur lungur inceleyeceğim. Bak. Teyzon H3'le maça çıkıyorum. Az sonra da maçı anlatacağım size. 6200 hasar attım. Ve takımın ne kadar gerizekalı olabileceğini, bir oyuncunun ne kadar mal olabileceğini, hatta iki oyuncunun ne kadar mal olabileceğini canlı canlı göreceksiniz abi. Şimdi Teyzon H3'ü kısaca anlatacağım ben size. Teyzon H3 sınıfının en zırhlı tank avcılarından biri arkadaşlar. Amerikan tank avcısı. Seviye 10 TD. Seviye 10 TD Amerikan tank avcısının ön zırhı. Çok hızlı bakacağım ben. Kusura bakmayın. Çok ciddi anlamda sinirlendim ve oyunda efsane küfrettim. Ön zırhı 305 mm, yan zırhı 76 ve arka zırh da 38 mm. Tareti yok. Gövdesi taretle birlikte dönüyor. Bu tankın Teyzon H3'ün arkadaşlar. Şimdi Teyzon H3'ün ben şöyle bir donanım taktım. Bir turbo şarj taktım. Bir yükleyici taktım. Bir de efendim mor tahvilli hava filtresi taktım. Maç sırasında yine bir tane buraya turbo şarj ya da hava filtresi koyuyorum. Detaylarına bakalım. Detaylarına bakalım. Sakinleşmeye çalışıyorum. Bir 5 dakika, 6 dakika geçti maçtan sonra. Sakinleşmeye çalışıyorum. Özellikler dedik. Topun özellikleri 750 can puanı hasar veriyor. 295 mm diyor. İlk mermisi, ikinci mermisi de 375 mm diyor. Patlayıcı mermi 90 mm diyor. Ve 1100 damage vurabiliyor arkadaşlar. Top yükleme süresi 17 saniye. Tabii ben bunu donanımlarımla ve personelimle birlikte Chuck Morris'te bizde gördüğünüz gibi film. Yükleme süresini kaça indirmişim? 12 saniye. 12.74 saniye indirmişim. Tabii siz farklı donanımlarda kullanabilirsiniz. Şimdi girip bana bak. Burada şey demeyin, ağzınıza Teyzon'a işte vururum öyle. Taretten tutarım Teyzon'u, ağzınıza vururum. Niye turbo şarj takıyorsun? Turbo şarj takılır mı? Nişan alma taksana falan demeyin abi. Bu tamamen tercih meselesi. Ben Teyzon'a işte önce pozisyonumu almak zorundayım. Gayet iyi bir topu var. Nişan alma 0.31 100 metrede dağılıma daha iyi olabilir mi? Evet olabilir. Ama bir FB ile falan karşılaştırmaz tabii. Karşılaştırılamaz tabii ki. Teyzon'a 4 ile çok karıştırılır bu tank. Teyzon E4'ün de benzer bir topu vardır. Fakat Teyzon E4'ün Teyzon E3'ten farkı taret dönmez ve ön zırhı çok fazladır. Bunu şeyde de inceleyelim. Şimdi tank GG'de de inceleyelim. Teyzon E3'ün gördüğünüz gibi inanılmaz bir kaba bir görüntüsü var karşıdan baktığınızda. En zayıf bölgesi alt bölgesi. Şuralardan falan kolay kolay delemiyorsunuz. Bir de şuradaki şu küçük sivilceden delebiliyorsunuz Teyzon E3'ü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar size scrap yapabilirsiniz. Yalnız şu açıda paletlerinizden yiyorsunuz. Şuradan gövdeden sektiriyorsunuz. İlginç bir size scrap durumu, ben de bilmiyordum. Şimdi gördüm. Taretten yemiyorsunuz. Ön zırhtan kolay kolay yemiyorsunuz. Şuralardan yersiniz ama hani oraya da denk getirmek kolay bir şey değil. Şu ön alt zırhtan yiyebiliyorsunuz. Ama buralar 334 mm, 300 mm. Gibi açılara ulaşıyor. Teyzon H3'ün en zayıf bölgesi dediğim gibi şurası. O da hani yine kolay değilmiş lan buradan denge bunu. Baktığınız zaman buralar da efsane ya. Çok zırhlı bir tank. Gerçekten çok zırhlı bir tank. Hani şöyle durduğunda da yan açıyı verdiğinizde de 400 mm kadar direkt rikoşe açısına geliyor. Zaten matlet yani hani şuradan denmeniz imkansız abi. Bin dedi bak, az önce bin dedi. Az önce şuradan şöyle açım açı bin bak gördüm, bin yüzü falan buluyor. Denemezsiniz abi. Yandan falan tabii ki yakaladınız mı delebilirsiniz. Teyzon E3 arkadaşlar. Şimdi maça geçeceğiz. Maçı anlatacağım size. Çok sinirliyim. Çok kıl oldum. Gerçekten oyuncu kalitesi yerlere düşebiliyor. Bu tankı tavsiye edebilirim. Bu tankı şöyle kullanmalısınız. Bir ağır tank gibi kullanın abi. Bir ağır tank gibi kullanın. Düşmanın üstüne basın. Agresif oynayın. O zaman gücünü hissedeceksiniz. Maçtayız. Ha dur şu maç raporlarını da göstereyim. Maçta takıma baktığınızda az sonra çok küfür edeceğim Gusor göreceksiniz. Bir de şu arkadaşı AMX bıdı 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 göreceksiniz abi. Bu ikisine çok küfür ettim maçta. Kafası az çok çalışan şu iki çocuk vardı. Zaten onlar toparladı birazcık ama yine direnemedik, kaybettik. Ve trajik bir kayıp oldu abi. Hani epik bir direnme yaptık biz ama trajik bir kayıp oldu. Maçta 6250 hasar atmışız. Yardım 2000
42 zırh tarafından sektirme 3530. Gördüğünüz gibi çok fazla zırhınızdan sektirebiliyorsunuz. Maçtayız abi. Şimdi seviye 10 araçların, 9 ve 8 araçların olduğu bir maç. Madenler arasındayız. Ben ilk başta dondurma yiyerek başladım. Şurada X2 hızıyla yönetiyorum. Dondurma yiyerek başladım. Burada tek elde oynuyorum. Yatarım falan diyorum işte. Bir iki maç daha yapayım. Sonra yatarım diyorum. Sabah iş var falan filan kafasındayım. Tepeye çıktım abi şimdi. Tepeye çıkarken spotlandık. Adamlar bu ortadaki tepeyi aldı. Bu haritanın en avantajlı bir pozisyonu olur. Orayı alırsanız çok fazla sayıda medlerle ve light tanklarla üstünlüğü sağlayabilirsiniz. Çünkü her yere hakim bir tepedir. J bölgesini görürsünüz oradan. 7-8-9 hattını görebilirsiniz. C hattını görebilirsiniz. D hattını görebilirsiniz. Rakibin A4-A5 hattını görebilirsiniz. Kendi base'inize bakabilirsiniz. Haritanın tam ortasında bir tepedir. Pozisyon almak zordur. Orayı korumak zordur. Çünkü sağdan soldan da çok görünebilirsiniz. Ama genelde buraya alınan çok büyük bir avantaj sağlar. Maça başladık. Hala dondurma yiyorum. Burada tek elle mouse'da kullanıyorum tankı. Ve hani çok da ciddiye almıyorum bu arada maçı. Şimdi 4x hızını aldım. Hala bekliyorum gördüğünüz gibi de. 8x alayım abi. Geçeyim daha hızlı. Evet artık dedim ki abi yeter ben basacağım dedim. Haritadan da baktım abi. Şurada bir Caliban var abi. Ceyhan 9'da. Ona doğru gidiyorum. Ona doğru gidiyorum ama Tiger'ın ve T30'un da karşıma çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim takım, bizim atak yönümüze göre sol tarafta çok pasif, yani D8-9-0 hatta çok zayıf. Çok basitti. Düşman oradan basar dedim ve gördüm. T30'u görür görmez de ateş ettim. T30 benden sektirdi. Çünkü kaç milimetreydi ön zırhımız? 330 muydu? 300 müydü? 309 muydu? Neydi? Zırhımız çok fazla. Ön zırhımız çok fazla. Ben de bunu kullanıyorum. Dediğim gibi agresif oynamak zorundasınız bu tankla. Eğer pasif oynarsanız takımınızın en önemli oyuncusunu yedekte tuttuğunuzu düşünün. Ya da işte onun %10 performansını sergilediğini düşünün. Şimdi buradan T30'dan bir atış attım. Ona hasar verdim. Tam karşımda Caliban olduğunu biliyorum, eminim. Caliban oradan gitmemiştir. Fakat arkadan T30'dan yemekten korkuyorum. Caliban'ı spotladı. Bakın kafası çalışan dediğim iki tanktan biri Skoda T50. Hemen yanıma geldi. Aslında diğeri de Kunze Panzer. Şimdi burada durdurdum ve şunu söylemek istiyorum abi. Bakın TD olabilirsiniz. Yavaş bir TD olabilirsiniz. Zırhınız az olabilir. Fakat oyunu okumanız, yani takımınızın maçı kazanması, takımınızın galip gelmesi açısından sizin deneyim atmanız, sizin deneyim kazanmanız ve sizin hasar atmanız açısından da çok çok önemli abi. Tamam mı? Şimdi burada Gısor'a bakın abi. Lütfen bakın. Biz tepede kaç tanktık ilk başta? 3 ya da 4 tanktık. Hatırlamıyorum. 3 ya da 4 tanktık. Ben dedim başlarım böyle işe. Ben basacağım. Sol taraf zayıf. Bizden de yok. Adamlardan varsa vardır. Geliriz kafa kafaya savaşırız dedim. Aynı şekilde Skoda T50 beni oraya giderken gördü. Oynatayım abi. O da geldi. Bak T28 Sport'tan yedim. Caliban'dan yedim. Gittim Caliban'a vurdum. Onu azıcık renlemeye çalıştım. Çok az renledim. 62 hasar attım. Fakat gitti Skoda T52 ona vurdu ve Caliban'ı garaja yolladık. Şimdi hala Gusor'um. Şunu düşünüyorum abi. Ben Gusor'um ve dondurma yiyorum. Tamam mı? Dondurma yiyorum. Ne kadar dondurma yiyebilirsiniz ya? Ya dondurmayı hadi şimdi başlamış olsun. Ne kadar dondurma yiyebilirsiniz? Hasar da atmış adam oradan. Maç sonunda kaç hasar atmıştı Gusor? 1000 küsürdü değil mi? Öyle bir şeydi. Hani hasar da atmış. Çok ilginç. Yani orada beklemesinin mantığını çözemiyorum. Ya gözünü seveyim. Şu haritaya bakın ya. Şu haritaya bakın. Bakın abi haritaya. Soldan Gısor'a gelecek bir düşman yok bizim atak yönümüze göre. Bizim atak yönümüze göre sağdan bir düşman gelecek de yok Gısor'a. Ortadan gelebilir evet ama ortadan da gelmez. Çünkü haritanın dizilimi ve tankların dizilimini okuduğunuzda oradan basacak bir adam yok. 5'e 5'iz ve çok büyük avantajımız var. Kafası çalışan Skoda ve Kunze Panzer benle birlikte geliyor. Şimdi bir yandan da AP AMX 30'a bakın. İki tane geri zekalı takımın içine abi. Şimdi Tiger'ı gördüm. Yine zırhıma güveniyorum. Birazcık altımı göstermekten kaçınıyorum. Tiger'a alttan delebilir diyorum beni. O yüzden deminki sola hamleyi yaptım. Şimdi Tiger'ın üstüne gidiyorum. Tiger geri çekilirken atışımı yapıyorum. Ve Tiger'a da aslında çok düşük bir hasar verdik. 535 gibi bir hasarımız oldu Tiger'a. Tekrar Tiger'a nişan alıyorum. Benden sektiriyor. Benden sektirmesi çok normal. Tiger altıma çok iyi nişan alabilirse beyin denilebilir. İyi bir top aslında Tiger'ın seviyesine göre. Ama seviye 11 tanka, hele ki bu televizyon yükse, asla onu delemez. Rahat atış bulmadığı sürece.
Tekrar RT'ye okutacağım ben abi size. Burada bakın Teyzon H şöyle, Teyzon H böyle falan bilmem ne. Teyzon H'ün belli bir şeyi var. Turbo şarjı taktık. 28 kilometreye çıktı. Öz hızımız güçlü ve agresif oynamamız gereken bir maç. Niye? Çünkü takımın en iyi, hatta şu anda maçın en güçlü tanklarından biriyiz. Şöyle düşünün, Cristiano Ronaldo yedek bırakıyorsunuz ya da Cristiano Ronaldo'yu arkada stoper falan oynatıyorsunuz maçta, ya da işte sol bek falan oynatıyorsunuz ya da kaleci oynatıyorsunuz. Öyle düşünün. Şimdi bakın, Gasol hala orada. Hala orada. Ve orada o çocuk orada bekliyor. Neyi bekliyor arkadaş? Neyi bekliyorsun? Oğlum bas. APX sen neyi bekliyorsun? AMX 30 sen neyi bekliyorsun? Ya oyuncu kalitesi bu kadar düşük olmamalı abi. Devam ediyorum. Bir tane tank spotladım. T28 Port. Hasar verdi bana yan zırhından. Devam ediyorum. Bir kez daha mermi sektirdim STRV'den. T28 Port'tan nişanımı alıyorum. Olmadı bak, bir yandan da spot vermek amaçlı da oraya gidiyorum. Yani diyorum ki adamlar beni nasıl olsa denemeyecek. Burada 8. seviye, 9. seviye tanklar var. 10. seviyelerde bile sağ sol yaparım denememe ihtimalleri var. Spot da veririm diyorum. Şimdi o anda da öyle bir şey oluyor ki maçın kader anlarından biri. Bakın, maçın kader anlarından biri. Böyle trikler olur maçlarda. Tepeye bakın abi. Kaliban tepeye tırmanıyor. STRV'nin çok az canı var. Kalibanlı alması gerek ya da kaçması gerek. Tabii ki alamayacak Kaliban'a. Çünkü Kaliban tepeyi alırsa avantaj onlara geçecek. Şimdi bak, STRV tepeden bakıyor. Buradaki şeyleri vuruyor. TD'leri vuruyor benim önümde. Geçen TD'leri vuruyor. Çok önemli. Fakat şimdi Kaliban aynısını yapacak. Derken STRV selametle garajda soluğu aldı abi. STRV garajda artık. STRV şu anda garajda. Şimdi Kaliban pozisyonunu alıyor. Kaliban'ın farkındayım. Artık ileri gidemiyorum. Çünkü ileri gidersem Kaliban bana vuracak. Ama ileri de gitmem gerekiyor. Çünkü sağ tarafa baktığımda orada iş yapmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. Beceremiyorlar sanırım. Bizim 430 ve 100, 103B. AP, AMX'i zaten saymıyorum bile. Geri zekalı neyi bekliyor? O arada hemen sağdan geçen, bıdık bıdık geçen bir tane tank görüyorum. Aa diyorum, ben bunu vereceği yollarım. Vurdum, hop selametle. Leopar beklemediği bir atışla karşı çıkıyor. Ardından bir atış daha sektiriyorum T28 Port'tan. Tankımızın ön zırhı çok sağlam. Bakın, hareket ederken tankın ön zırhından sektirmemeniz çok zor. STRV'yi gördüm. Atışımı yaptım. Hasarımı verdim. Ama işte dediğim şey oldu. Az önce ne dedim ben? Kaliban pozisyonunu alacak ve beni orada sıkıntıya sokacak. Artık birinin o Kaliban'a basması lazım. Kim basmalı sizce? Haritaya bakın abi. Ya bir adam bu kadar geri olamaz ya. İki adam bu kadar... Ya salak ile avanak abi. Salak ile avanak. Dump and Dumber. Jim Carrey'in filmi ya. Gusor, neyi bekliyorsun? Oğlum, mal mısın? AP AMX 30 neyi bekliyorsun ya? Neyi bekliyorsun? Ne? Amacın ne? Ne çıkacak önüne? Ne çıkacak? Kusur ne çıkacak? Ya inanın, bakın, çok sevdiğim bir arkadaşım var, tamam mı? Oyuna yeni başladı. İnan o Kusur ya da AP AMX olsa gider o adama basar. Burada takım yapsak, platonla girsek, plat yapsak o arkadaşla, derim ki Cafer git şu herife bas al onu. Fakat basan yok. Ve orada basması gereken çok net iki adam, Gusor ve AP AMX 30. Ben yine zırhımdan sektirdim. Fakat bana Kaliban arkadan geçirdi. 800 hasar. Bakın, ön zırhımdan veremedikleri hasarı arkadan verdiler. Ben bu arada spot yapmaya devam ediyorum. Benim spotum sayesinde STRV garaja gitti. STRV de hasar vermiştik biliyorsunuz. 3700 hasardayız. Hala gitmeye çalışıyorum. Bak, arkadan atış yedim, tamam mı? Burada arkadan atış yiyorum. Ulan Kaliban mı attı falan diyorum ben, tamam mı? Kımıldamayayım diyorum. Çünkü o kadar tedirginim ki aslında ya bizim Kunza'dan ya da şeyden Şikola'dan TL'den şey geldi. Çıldıracağım artık. Yani elim kolum bağlı. Tankımın gücü çok iyi fakat o kadar basit bir şekilde tankım şey oldu ki, kilitlendi ki oraya. Tamamen saçmalık. O arada biz sağ tarafı kaybettik. AP AMX 30'un oraya destek vermemesi ve Gısor'un oraya destek vermemesi yüzünden orayı kaybettik. Bakın, AP AMX 30 full yandı, gözünü seveyim ya. Ya bu nasıl bir zihniyettir ya? Ya şarjörlü sanırım o tank, emin değilim. Bakın, bu arada inanılmaz gerçekten, şu anda yavaş yavaş sinirim geçiyor ama oyunda görseydiniz beni, felaket küfür ettim. Felaket sövdüm yani. Şimdi bak, STRV gördüğünüz gibi Japonya 8
noktasından bana yükseliyor. Diyor ki benim bunu vermem lazım. Avantaj bizde. O yükselemiyor bana. Kaliban da arkasında diyor ben hop geçiriyorum ona. Hop. Güzel bir atış. 710. Zırhım sektirdi. Kaya gibi maşallah zırhımız. Bir tane daha vurdu. Yine sektirdim. Ben koydum. Yandı. Karaca. Abi bakın. Kalibreniz yüksek. Dirişiniz yüksek. Topunuz güçlü. Öz zırhınız var. Jilet gibi tank abi. Jilet gibi tank. Tekrar sektirdim mi? Yok. Spot hasar vermişim. Özür diliyorum. Bu arada hemen ortaya dönüyorum. Oh diyorum be. İşte kapalı çalışan bir adam. Skoda T 56. Na Skoda T56'yım şu arada. Skoda T50 diyorum ben deminden beri. Ne yaptı abi? Gitti. Kalibanı sarıyor. Tamam mı? Kalibana gidiyor. Bak. Kalibana gidiyor. Öldürecek. Mutlaka öldürmek zorunda. O arada ben bir tank daha görüyorum. Obje 430 ona nişanımı alacağım onu derken RHM'yi gördüm. İşte benim öldüğüm an arkadaşlar. Bakın. RHM'yi gördüm. Şimdi o kadar zor bir durumdayım ki ben burada. Bakın. Kunze Panzer. Şimdi burada Kunze Panzer'ı da geçireceğim arkadaşlar. Oyunu okumanız gerekiyor. Ya bakın tekrar söylüyorum. S**tireyim ya. Koyun anasını satayım. Takım kazanmasın. Onun için de uğraşmayın. Hasar atmak için, deneyim atmak için, experience almak için uğraşın. Oyundan keyif almak için uğraşın. Kunze Panzer. What are you doing here? Oğlum ne bekliyorsun orada? Gelsene. Gel kardeşim şöyle. E7'ye. İşte F7'ye sen orada ol. Bak o RHM bana basabilecek mi? Sen orada ol. RHM topunu çıkardı lan. Göm bak o RHM bana basabilecek mi? Sen orada neyi savunuyorsun? Bak Skoda'ya lafım yok. Skoda anasının ağzından dolaştı. İnanılmaz bir yol yaptı. Bak kafası çalışan, en kafası çalışan adam. İnanılmaz bir yol yaptı. Gitti o kalibanı aldı. Kalibanı almak zorunda. Ve bizim iki tane salak ile avanağımız... APX AM30 ve GSOR'umuz orada bekliyor abi. Orada bekliyor. Neyi bekliyor? O bekliyor. Sen karışma. O şeyi bekliyor. Bir şeyi bekliyor. Şimdi anlatmak istediğim bu bak. Beni kim öldürdü arkadaşlar? RHM sektirdi. Bakın yine ön zırhımız sektirdi. Ön zırhımız yine sektirdi. Ve RHM taklı bir TD'dir arkadaşlar. Ön zırhımız yine sektirdi. Fakat benim solumdaki T28 port beni öldürdü. Şimdi burada ben maçı sonlandırmayacağım. Tamam mı? Devam ettirelim. Nasıl ben bunu hızlandırıyorum? Bak şimdi T28 port beni öldürdü. Buradan izleyebiliyor muyum bilmiyorum. İlk deniyorum. Tıklayamadık. T28 port'tayız hala. Dur şimdi burada geçiyor mu AMX'e? Oyunda geçiyorsun. Burada niye geçmiyorsun? Geçmiyor. Geçmiyor arkadaşlar. Bilemiyorum. Tamam mı? Ben o arkadaşın nasıl öldüğünü size göstermek istiyorum. Bekliyor hala. Şimdi haritadan görüyorum. Göstereceğim ben. Ben kılım göstereceğim. Skoda'yı da aldı. Çarpıdır. Kunze Panzer geri gidiyor. Onu Tiazon'u hiç öldürdüler. Onu Tiazon'u hiç öldürdü. Benim içimden geçerler diyor. Ve Gsor ne yazdı? Yardım edin. Buradayım. Destek beyin. Keep coming cheese. Oğlum ya bu kadar gerizekalı. Yani IQ'nuz kaç abi sizin ya? Ya abi. Gerçekten gerizekalılar ya. Adam yardım edin diyor. Oyun bitti. Maç bitti. Ne yardımı? Gitti. Gsor selametle. Öldürüldü. Gsor. Ve şimdi 140 tarafından o tepeyi ele geçirdiler çünkü. Şimdi Kunza da öldürülecek. Ardından AP AMX 30'da. Ya. Arkadaşlar yapmayın ya. Gözünüzü seveyim ya. Yani oyun çok basit. Destek vermen gereken yere destek vereceksin. Bakın oyunun iki tane kilit noktası var. Bir, bizim CDEF hattına AMX'in de oh be istediğim oldu. Bak istediğim oldu dur. Bak AMX'e bak. Şu anda sıfır hasarı var abi adamın. Sıfır hasarı var. Sıfır. Maç sonunda 383 hasar attığını gördüm. Ben bu arada ne yazıyorum? Şimdi ama sinirden yazamıyorum. I hope we lose falan gibi saçma sapan bir İngilizce kullanıyorum. Diyorum ki I hope we lose. Yani umarım kaybederiz. Çünkü Gsor buna hak etmiyor. Ben Gsor'a takmıştım. AMX'i şimdi tekrar maçı izlediğimde gördüm. Ne kadar olduğunu. Gsor'a dersin ki ben ama 1800 hasar attım tamam mı? Ben 1800 hasar attım. Şimdi
Apex, Apex bak şimdi bak oyuna bak abi bak. Geliyor kardeş tamam mı? Kim geliyor? Udes. Oha seviye 9. Oğlum seviye 8 de seviye 9'a kafası diyor. Arkadan biri geldi vurdu. Bak şerefsizlere bak. İki sardı beni. O gömdü ona. Hadi bakalım öbürünü alabileceğiz mi? Apex, Apex mükemmel bir hareket. Taretini çevirdi. Olamaz. Ulan var ya onu da alıyordu çocuk. Çok iyi ya. Adam mükemmel oynadı ya. Evet tekrar garajdayız. Şeye bakacağım. Bu arada görevi de kaçırmışım 6200'de. Bakamıyoruz. Evet abi biraz daha sakinim şu anda. Zaman geçti oyundan çıktım tekrar girdim falan filan biraz daha sakinleştim. Şunu anlatmak istiyorum abi. Lütfen bu oyunu basit düşünerek oynayın. Çok böyle hani moda mod bazı şeyleri yapmayın. İşte ben orada 3000 hasar atmıştım o zaman burada duracağım. Bak abi oku haritayı git. Gel dön. Kafana göre bir şeyler yap. Teyzon H'i anlatabildiğimi umuyorum size. Çok kısa anlattım. Birazcık da sinirli bir anıma denk geldi. Zırhlı bir tank. Agresif oynamanız gereken bir tank. Özellikle top tier çıktığınızda. Zaten bakın o kadar güzel anlatmışlar ki. Taarruz amaçlı tank abisi. Hani ön zırhınızdan kolay kolay delinmeyeceksiniz. Alt tarafınızı kapadığınızda ve yanınızda birkaç destekçiniz olursa kafası çalışan çok rahat oyunlar çıkarabileceksiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz agresif bir anlatım oldu belki. Teşekkürler izlediğiniz için. Teyzo Neyiş'le kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.